Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Evet, tahtamızda bir sorumuz var. 3a artı 5b eşittir 120, bu eşitliği sağlayan ab sıralı ikililerinin sayısı şeklinde. Ve tabi bunu klasik yöntemlerle çok güzel bir şekilde çözülebilir, bir sıkıntı yok. Buradaki sayı 120 değil, daha da büyük olsa yine de çözebiliriz. Ama bunu sağlayan bir iki güzel yöntem ve bunun sayısını bulabileceğimiz bir iki güzel yöntemden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle sizle beraber şöyle bir düşünelim. 3a artı 5b eşittir 120. Burada hemen ilk akla gelen a eğer 40 olursa 3 kere 40 zaten 120 yapıyor. O halde b'ye de 0 kalır diyebiliriz değil mi? Ve bunu sağlayan en büyük a pozitif tam sayısı budur deriz. Şimdi devamını bulabilmek için güzel bir yöntem. Bak, önce bunun devamını bulabilmek için güzel bir yöntem. Ki bu çözümün sonunda da çok daha ama çok daha pratik bir yöntem göstereceğim. Bunu da kaçırma. Şimdi 40'a 0 sağladım. Hemen şuna bakıyorsun. 3 ile 5. Eğer ki bunlar aralarında asalsa, ki şu an asal. Bunlar aralarında asalsa şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Büyük olan ve küçük olan. Büyük olan azalmaya, küçük olan da artmaya başlayacak. Peki ne kadar artmaya veya ne kadar azalmaya başlayacak? Şöyle diyeceğiz. Bak, burası 5'er 5'er azalır diyeceksin. 35. Burası da 3'er 3'er artar diyeceksin. 3. Bak, 3 kere 35 105. 5 kere 3 15. Topla 120. Sağlar. Tamam. Şimdi o zaman aynı şeyi yapmaya devam ederim. Yani burayı mesela 5 daha azalttım. Burayı 3 arttırdım. 25'e 9. Daha sonrasında 20'ye 12. Devam. Burası 15'e, burası 15. Sağlar. Buraya bakıyorsun 10'a, burası 18. Sağlar. Burası 5'e, burası kaç olur? 21 olur. Sağlar. Ve en son burası 0 iken burası da 24 olur ve sağlar. 5 kere 24 bize zaten 120'yi verir. Geri kalan da 3 kere 0'dan zaten 0'ı verecek. Toplanırsa 120 gelir. Peki, bu şekilde olan sıralı ikililerin adedi kaçtır? Hemen sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanedir. Soru bitti mi? Bitti. Çözüm bitti mi? Bitti. Doğru mu yaptık? Doğru yaptık. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki bunu yapmanın kolay bir yöntemi var mı? Var. Şöyle. Şimdi 3 ve 5. EKOK bilenler için konuşuyoruz ama EKOK bileceksiniz zaten. Tamam mı? 3 ve 5'in ortak katına bakıyorsunuz. OKEK. OKEK. 3'e 5 eşittir nedir? 15'tir. Hemen sağda verilen, eşitliğin sağ tarafında verilen sayıya bakıyorsunuz. 120. 120'yi buradaki OKEK yani 15'e bölüyorsunuz. Kaç geliyor? 8 geliyor. 8'in bir fazlası 9 bana cevabı verir. Yani kaç adet olduğunu verir. Bu şekilde bulabiliriz. Ama dikkat et. Eğer sorunun başında A ve B doğal sayı dediyse eğer, biz bunu kullanacağız. Yani 1 ekleyeceğiz. Ama 0'ı kullanman yasaklandıysa, yani sayma sayısı demiş olsaydı eğer, bak bu doğal sayılar için, hemen yazalım buraya. Bu doğal sayı çözümü için eğer sayma sayısı isteseydi, yani ne demeye çalışıyorum, 0'ı yasaklasaydı, sayma sayısı isteseydi de o halde şunu yapacaktık. Şu 8'i bulduk ya, 8'den 1 çıkarıp 7 tanedir diyecektin. Çünkü şuradaki 0'ı ve buradaki 0'ı soru sana kullanmayı yasaklayacaktı. Bak, 9 taneydi, 2 çıkardın, ne buldun? 7 tane buldun. Tamam, bunu bu şekilde kolayca halledebilirsin. Evet, bu tarz sevgili arkadaşlarım sorularda, hani eğer ki şunlara ihtiyacın varsa eyvallah bunu yap. Ki bunun da zaten kısa yolunu gösterdim. Yani bunu yapmanın kısa yolu budur bak. 3 ile 5 hemen aralarında azal. Bu 5 azalır, bu 3 artar ve bu şekilde ilerler. Nereye kadar istediyse. Tam sayı demiş olsaydı sonsuz tane çözümümüz olacaktı zaten. Yani bu AB sıralı ikililerinden sonsuz adet olurdu eğer tam sayı deseydi. Çünkü işin içine negatifler de girecekti. Negatiflerde nereye kadar artırabilirsin? Sonsuza. Nereye kadar azaltabilirsin? Eksi sonsuza kadar azaltabilirsin. Bundan kaynaklı da bizim sonsuz adet çözümümüz olacaktı. Ama doğal sayı diye kısıtlarsa, dediğim gibi minimum 0 kullanabilirsin istiyorsan da. O halde bunu bu şekilde azaltan artırarak ve azaltarak devam edebilirsin. Bunlar lazımsa, eğer bunlar lazım değil de direkt sayısı lazımsa, işte o zaman
OKEK yöntemini kullanabilirsin. 120'yi OKEK'e böldün, 8 geldi. OKEK'in üzerine 1 eklersen doğal sayılardaki çözümü, OKEK'ten 1 çıkarırsan sayma sayılarındaki çözümü elde edebilirsin. Evet, bu ve bunun gibi yöntemler tabii hani şey denir ya, böyle matematikçilerin sırrı, matematik hocalarının sırrı. Çoğu hoca böyle bakar soruya, bakınca da cevabı söyler falan. Aslında bakarsan her insan bir işi yaparken, ya örneğin bir masayı düzenlerken, durmadan bir masayı düzenliyorsan, her gün masayı düzenliyorsan, bu senin işinse, o masayı düzenlerken bile her gün, gün geçtikçe sen bunun triklerini ararsın. İşte biz de matematikçiyiz ya, her gün matematik yapıyoruz. Biz de bu işin triklerini arıyoruz ve bu işin trikleri de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ki bizim zaman içerisinde elde ettiğimiz o trikleri ben de sizlere sevgili arkadaşlarım bu şekilde iletmiş oluyorum. Evet gençler, sonraki videolarda görüşürüz. Umarım bu bilgi işinize yarar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.